Bugün 5 Eylül, saat şu an 10.30 civarı. Hazır yollarda kimsecikler yokken bir günaydın demek istedim. Aslında daha erken çıkıp yürüyüş yapmak istiyordum ama dün akşam çok geç geldik eve. Berkay konserine gittik. Sesim de şu an bayağı kötü çıkıyor. Biraz boğazlarım ağrımış. Kalkamadım, uyanamadım. Şimdi bir şeyler yersem, sıcak bir şeyler içersem kendime gelirim diye düşündüm. Bugün evlilik yıl dönümümüz bizim. Birinci yılımız. Berkay konseri de Doğukan'ın bana birinci yıl dönümü hediyesiydi. Çok seviyoruz Berkay'ı ama hiç canlı izlememiştik sahnesini. Çok başarılıydı gerçekten. Harbiye sahnesindeydi zaten ve neredeyse fulldü. Şimdi buraya konserden bazı anlar koyacağım. Bizim için de bir anı olsun istiyorum çünkü. Hoş geldin! Sanmasınlar kıvırkı, sanmasınlar ben çıvırcım. Bir başka bahar içindiz kaldım işte. Aynı adını şarkı, yani adını veren şarkı. Sana geri alma, içime sinir kollarına gelme bak. Sana olur, sen onları bırak geri inan. Kalbim yangın, gel kurtar. Hava bir anda o kadar soğudu ki gerçekten şaşkınım. Ama ne yalan söyleyeyim, seviniyorum da bir yandan. Bir Ekim çocuğu olarak en sevdiğim mevsim sonbahar. Benim havalarım bu sweatshirt havaları. Eylül ayı hep böyle şey değil midir? Sanki böyle yeni başlangıçlarla gelir, yeni haberlerle gelir. Hem enerjisi çok güzel, güzel hissettiriyor. Hem de gerçekten güzel haberler getirdi. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığımız bebeğimiz artık yayınlanmaya hazır. Çok kısa bir süre sonra hem Google'da hem Apple'da yüklü olacak. Bu beni çok heyecanlandırıyor. İçim kıpır kıpır. Mutluyum. Çıkan sonuçtan çok memnunum. Bu konuyla ilgili uzun uzun videolar çekeceğiz zaten bundan sonra. Güzel olacağını düşünüyorum. Biri bana laf attı galiba. İnsanların artık şu kameraya ve video çekme işine alışması gerektiğini düşünüyorum. İstisnasız yanımdan geçen, kamera gören herkes şöyle bir süzüyor yani. Ha ne gerek var? Çekiyoruz işte. Kendime çiçek aldım. Evlilik yıl dönümü hediyesi olarak. Çünkü neden olmasın? Çiçekçi abi de dedi ki, beyefendi nerede? Niye sen alıyorsun dedi. Evlilik yıl dönümümüz olduğunu söyleyince. Neyse, eve geldim şimdi. Son kez bahçede bir kamerayı açayım dedim. Şimdi eve çıkacağım. Muhtemelen kapatırım videoyu yani. Bilmiyorum ne yapacağım daha fazla. Bu sabah yürüyüşleri işini alışkanlık haline getirmek istiyorum. Dıt dıt dıt. Böyle 6-6.30 gibi uyanıp güne başlamayı çok seviyorum. Bir saat yürüsen, sahile inip gelsen güzel olur. Yapıyoruz zaten aslında ara ara Doğukan'la ama her gün her gün yapmak başka tabii.
sabah insanıyım kesinlikle. Sabahları güne başladığım zaman daha enerjik oluyorum. Günü daha planlı geçirebiliyorum, daha verimli geçirebiliyorum. Bu arada yarın işe başlıyorum diyebilir miyim acaba? Ben normalde işlerimi evden halledebiliyordum. Ama artık kirpinin son aşamasında olduğumuz için ve sürekli bilgisayar başında olmamız gerektiği için bir ofise ihtiyacım vardı. O yüzden yarından itibaren ofise gidip gelmeye başlayacağım. Daha düzenli bir iş şeklim olacak büyük ihtimalle. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok yoğun geçeceğe benziyor. Bu bir tık beni korkutuyor ama heyecanlı da bir süreç olacağını düşünüyorum. Üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Hava çok güzel şu an. Eve çıkasım yok. Bu arada ben insanların içinde konuşamıyorum. Sokakta yürürken video çekmek için muhtemelen insanların olmadığı bir zaman bulmam gerekiyor. Burası çok güzel. Hiç kimse yok. Şöyle göstereyim hatta. Sadece ben varım. Hadi eve çıkalım. Kapatmaya gelmiştim ama her çektiğim videodan sonra acaba video nasıl oldu diye düşünüyorum. Kötü mü oldu diye. Yani kötü olsa da önemli değil. Zaten yayınlayacağım büyük ihtimalle. Ama yine de bu videoda da içime bir kurt düştü. Dedim ki acaba çok boş bir video mu oldu? Sürekli oradan oraya yürüdüğüm, sohbet ettiğim, kendi kendime konuştuğum ve şikayet ettiğim bir video mu oldu diye düşündüm. O yüzden bir şey daha eklemek istedim. Şimdi uzun zamandır denemek istediğim bir tarif vardı. Şeftalili soğuk çay yapımı. Biliyorsunuzdur zaten bayağı viral olan bir tarif. Hadi başlayalım. Şöyle yerimi aldım. Malzemelerimi hazırladım. Tarife göre diyor ki damak zevkinize göre bir çayı, yani siyah çay da olabilir, yeşil çay da olabilir, herhangi bir bitki çayı da olabilir, demleyin, soğutun, şeftalilerle beraber blenderdan geçirin. Ben en azından bu tarifi yapacağım. Bunu şeftalileri pişirip işte çayla karıştıranlar var. Daha farklı şeyler de vardır bilmediğim. Ama benim yapacağım en pratik olanlarından biri bence. Ben yeşil çay demleyeceğim kendime. Çünkü siyah çayla çok aram yok. Diğer çok aromalı çaylarla da şeftalinin karışmasını istemiyorum. O yüzden bir bardak yeşil çayı demliyorum. Bunu şimdi soğumaya bırakacağım. Daha sonra şeftalilerle karıştıracağız. İki tane şeftali kullanacağım ben. Bu sene şeftalinin hakkını çok iyi verdiğimi düşünüyorum. Her öğünde tükettim resmen. Şöyle birkaç dilim sunum için ayırıyorum. Geri kalanını direkt küçük küçük parçalayacağım. Yani bir emin olamadım hepsini şey yapabilecek mi? Blend edebilecek mi? Nedir onun adı? Çok emin olamadım ama deneyeceğiz. Biraz soğuk su ekleyeceğim üstüne. Ya en kötü karıştırırız diye düşünüyorum. Daha kolay çevirir en azından herhalde. Umuyorum.
mis gibi koktu, mis. Çok soğumadı ama yeterince soğuk diye düşünüyorum. O yüzden şimdi birleştirelim biraz. Fazla geliyor. Yavaş yavaş yapalım. Şöyle biraz alan açtım. Ya bu süzgeç bununla çok büyük ama elimde tuta tuta yapacağım artık. Daha ufak bir süzgeçim yok çünkü. Süzebileceğim bir şey yok. Akıyor arkadaşlar. Bunu böyle yapmamaya karar verdim. Daha büyük bir kapta yapıp sürahiye öyle aktaracağım. Akıtıyorum çünkü bu şekilde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kokuyor. Direkt hepsini boşalttım. Ya aşırı kolaymış ya. Of. Efendim aşkım. Video çekiyorum sana. Soğuk çay yapımı deniyorum ama nasıl olacağını bilmediğim için belki de hiçbir zaman böyle bir video olmamış olacak ama deniyorum şu anda. Şeftali soğuk çay yapıyorum. Mis gibi oldu ya gerçekten. Neye karar verdim biliyor musunuz? Bence bu az oldu. O yüzden bir bardak daha ben yeşil çay demleyip onu da içine koyacağım. Ölçü falan bilmiyordum zaten. Tamamen kendi kafama göre yaptığım için. Bence bunun ölçüsü 2 bardak yeşil çaya 2 şeftali olabilir. Çünkü bu bir şey değil yani. Biraz daha katıp bunu açmak lazım. O yüzden böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da ben bir dolaba koyayım. Biraz soğusun. Birazdan görüşürüz. Yeşil çayım soğurken ben de sürahinin içine buz koyayım dedim. Soğuk çayımızın soğuk kısmını yapıyoruz şu anda. Kameramın şarjı bitti. Yine pil değiştirmek zorunda kaldım. Açı değiştiyse eğer lütfen kusura bakmayın. Ben pil değiştirirken bu da soğumuştur. Yine dökmeden. Yine dökerek tabii ki. Bir kaşık bal ekleyeceğim şimdi içine tat versin diye. Dolu dolu bir tatlı kaşığı bal ekledim. Yani yarım yarım 2 tatlı kaşığı oldu ama niye böyle demeyin. Şimdi şöyle bir bardak aldım. Çok heyecanlıyım. Çok güzel görünmüyor mu ya? Şöyle dürüst olmak gerekirse bence biraz daha tatlı olması gerekiyordu. Şeftali oranını arttırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz daha şeftali olmalıydı ya. Şeftalileri pişirsek daha mı tatlı olurdu acaba? Böyle yaklaşık bence 4-5 tane şeftaliye bir bardak değil, 2 bardak yeşil çay güzel olur diye düşünüyorum. 2 bardağa 2 şeftali çok az oldu. Daha fazla şeftali olmalı. Siz şeftali sayısını arttırarak bunu deneyebilirsiniz. Güzel oldu ya, fena olmadı. Bilmiyorum bunu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım ama bu da böyle bir deneyim. Kötü bir deneyim olmuş olabilir. Artık videoyu kapatıyorum.
Teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Buraya kadar izlediyseniz daha çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Son kalan bir tane şeftalim vardı. Onu da blenderdan geçirdim. İçine ekledim. 2 bardak çaya 4 şeftali kullanın. Orta boy şeftalilerden. Kesinlikle daha iyi oluyor. Şu an için bir tık daha rahat. O yüzden gönül rahatlığıyla videoyu kapatabilirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.